Bir zamanlar uçsuz bucaksız bir İslam imparatorluğuna hükmeden Emevi Hanedanı, 8. yüzyılda çalkantılı zamanlarla karşı karşıya kaldı. Şam'daki yıkıcı bir yenilginin ardından, hayatta kalan tek kişi olan Abdurrahman katliamdan kaçtı. Batıya doğru yolculuk etti ve Endülüs'te sığınak buldu. Endülüs, o zamanlar Vizigot egemenliği altında parçalanmış bir topraktı. Abdurrahman, yeniden doğuş için bir fırsat gördü. 756 yılında bağımsız bir emirlik kurarak Emeviler için yeni bir dönemi başlattı. Bu İber Yarımadası'nın kaderini şekillendirecek çok önemli bir andı. Emevilerin gelişi beraberinde bir değişim dalgası getirdi. Bölgeye İslam kültürünü, Arap dilini ve gelişmiş idari sistemleri getirdiler. Abdurrahman ve halefleri fetih ve birleştirme seferlerine giriştiler. İsyancı grupları bastırdılar ve topraklarının sınırlarını genişlettiler. Her geçen 10 yılda Emevilerin Endülüs üzerindeki hakimiyeti güçlendi. 10. yüzyılda Iğıncı Abdurrahman'ın torunu Irdinci Abdurrahman kendisini halife ilan etti. Bu cesur hareket, Bağdat'taki Abbasilerden bağımsız yeni bir halifeliğin kurulduğunu gösteriyordu. Bu ilan, Emevi gücünün Endülüs'teki zirvesine işaret ediyordu. Kurtuba Halifeliği olarak bilinen bu alem, refah ve kültürel parlaklığın merkezi haline geldi. Başkent Kurtuba, ihtişam ve zenginlik açısından doğunun büyük şehirlerine rakip olan gelişen bir metropole dönüştü. Emeviler, entelektüel ve kültürel büyümeyi teşvik eden bir ortam yarattılar. Alimleri, sanatçıları ve mimarları himaye ederek İslam dünyasının dört bir yanından en parlak beyinleri cezbettiler. Antik Yunanistan'dan İran'a ve ötesine sayısız bilgi cildinin bulunduğu kütüphaneler kuruldu. Bu canlı entelektüel atmosfer, astronomi ve matematikten tıp ve felsefeye kadar çeşitli alanlarda çığır açan gelişmelere zemin hazırladı. Kurtuba, Emeviler döneminde eşi benzeri görülmemiş bir ihtişama sahip bir şehre dönüştürüldü. Sokakları döşendi ve aydınlatıldı. Gelişmiş sulama sistemlerinden ve umumi çeşmelerden su serbestçe akıyordu. Kurtuba Ulu Camii, Emevilerin dine ve sanata olan bağlılığının bir kanıtı olarak duruyordu. Kurtuba, entelektüel ve kültürel alışverişin merkeziydi. Farklı inançlardan bilginler ünlü kütüphanelerine akın etti. Emevi Sarayı, şairler, müzisyenler ve filozoflarla doluydu. Arap, Berber ve Avrupa geleneklerinin kaynaşması, canlı bir Endülüs kültürünün ortaya çıkmasına neden oldu. Endülüs'teki Emevi dönemi, bilim ve tıpta kayda değer gelişmelere tanık oldu. Bilginler, eski uygarlıkların bilgilerini temel alarak ve kendi başlarına önemli adımlar atarak astronomi, matematik ve tıp gibi alanlara çığır açan katkılarda bulundular. Kurtubalı ünlü bir cerrah olan El-Zehravi, tıp uygulamalarında devrim yarattı. El-Tasrif olarak bilinen kapsamlı cerrahi ansiklopedisi, yüzyıllar boyunca Avrupa'da standart bir tıp metni olarak kaldı. Diğer bilim adamları, astronomi, matematik ve botanik bilimlerine önemli katkılarda bulundular ve eserleri tüm dünyada tercüme edildi ve incelendi. Emevilerin bilgiye ve bilime olan himayesinin, Avrupa'nın entelektüel ortamı üzerinde derin bir etkisi oldu. Çeviriler ve bilimsel alışverişler yoluyla aktarılan Endülüs'ten gelen bilgi, Avrupa Rönesansı'nı ateşlemede çok önemli bir rol oynadı. Sonunda iç çekişmeler ve dış baskılar nedeniyle yıkılmış olsa da, Endülüs'teki Emevi Halifeliği tarihte silinmez bir iz bıraktı. Mirasları, kültürel alışverişin ve entelektüel arayışın kalıcı gücünün bir kanıtı olarak sanat, mimari, bilim ve felsefe alanlarında yankılanmaya devam ediyor. Kurtuba Ulu Camii ve Granada'daki Elhamra Sarayı gibi Endülüs'ün mimari harikaları, Emevi döneminin sanatsal parlaklığının bir kanıtı olarak durmaktadır. Endülüslü bilginlerin çeşitli bilgi alanlarına katkıları, Avrupa ve ötesinde gelecekteki bilimsel ve entelektüel gelişmelerin temelini attı. Belki de Emevilerin Endülüs'teki en kalıcı mirası, göreceli bir dini ve kültürel hoşgörü dönemi olan Convivencia ruhuydu. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasında bu barış içinde bir arada yaşama dönemi, İber Yarımadası'nın eşsiz kültürel ortamını şekillendiren zengin bir fikir ve gelenek alışverişini teşvik etti.